Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle Güney Kafkasya'da başlayan tarihi fırsatın heba edilmemesi gerektiğini vurguladı Erdoğan ve Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okunması gerektiğini söyledi. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'ı bir kez daha uyardı. Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Büyükelçiler toplantısında konuştu. Gündeminde Azerbaycan'ın Karabağ zaferi vardı. Tarihi fırsatın heba edilmemesi gerektiğini söyledi. 44 gün süren destansı bir mücadele neticesinde hamdolsun Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Varılan anlaşmalarla Güney Kafkasya'da yeni bir dönem başlamıştır. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radikal Ermeni çevrelerin çabasına rağmen Kafkasya'da kalıcı barış için önemli mesafe alındığını söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecine değindi. Ermenistan'la özel temsilciler vasıtasıyla başlattığımız görüşmeler devam ediyor. Başbakan Paşinyan'la Kurban Bayramı münasebetiyle aradığında çok yapıcı bir görüşme yaptık. Ermeni askerlerinin sınırdaki ve Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması tepki çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu saldırıları değerlendirdi. Azerbaycan yalnız değildir diyen Çavuşoğlu Ermenistan'ı uyardı. Buradan Ermenistan'a da yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz. Türkiye hiç kimseye düşmanlık beslemiyor. Aksine düşünen varsa kendi ayıbıdır.